YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugün çok bir astroli sabahımda kalktım ama inanın benim bu kılığımı, kıyafetimi hiç aratmayacak. Şahane bir haftaya doğru geliyoruz. Artık Eylül ayında faiz indirimlerinin geleceğine Amerika tarafında inandık. Ama piyasalar bir bunun denemesini yapmak, sağlamasını yapmak isterler. Biz küçükken çarpım tablosunda sağlama yapılırdı. Ne demek istiyorum? Şimdi birincisi, ülkelerin arasındaki savaş konuşmalarının kızıştığı bir hafta sonu geçirdik. O nedenle altında 2500 doların üzerine kendine kalıcılık ararken bir ufak deneme yapabilir. 2550'nin üzerine kendini atmaya çalışabilir. Bu bir denemedir. Oraya eğer alıcı ile giderse o zaman artış biraz daha netleşir. İkincisi, altın alma konusunda bence altın alımına devam edebiliriz. Neden altın alımına devam edebiliriz? Yılın sonuna kadar onsun 2750-2770 seviyelerini denemesi muhtemel ve bir de yavaş yavaş faiz ödemelerimizi Merkez Bankası kendi topladığı rezervlerle ödeyebilsin diye dolar biraz serbest bırakıldı. 35,5-36 seviyeleri gelinebilir. Hemen sizlere ufak bir hesaplama. Diyelim ki 500 bin liranız var. Bugün ben dolar mı almalıyım, onu da faize mi koymalıyım derseniz, dolar 2 lira bile artsa siz faizde paranızı işlettiğinizde 2-3 ay içerisinde hala %46, yani kadar %50 olsa da faizlerin inilerine kadar belki birazcık daha fazla kazanabilirsiniz. Ama kafa kafaya gelme ihtimalleri biraz fazla. Çünkü bankalar artık mevduat faizi vermek istemiyorlar, risk almak istemiyorlar. İnsanların, risk demeyeyim de, çok fazla böyle ellerini taşın altına koymak istemiyorlar. Sonuçta bilançolarında bir eksi görmek istemiyorlar. Keza kimseye kredi veremiyorlar, bunu da unutmayalım. Yavaşlama beklenti, Amerika tarafına gidelim, hemen ufak bir özet. Amerika tarafında yavaşlama beklentileri tekrar su yüzüne çıktı. Eylül ayında faizlerin indirilmesiyle beraber istihdam piyasası da bir sıkıntı olur mu diye konuşmalar var. Powell'ın nedeni her konuşmasında istihdam piyasasını desteklemeye devam edeceğiz dedi. Bundan 2-3 ay önce istihdam piyasası soğuması lazım, çok sıcak derken, şimdi onu desteklememiz lazım diyor. O nedenle istihdam piyasası devam ettiği sürece faiz indirimlerini daha süratli yapacağının altını çiziyor. Bu da dolar endeksini 100 bin nötr dediğimiz seviyeye çekiyor. 100 bine doğru inmesi dolar endeksinin altının bir deneme yapmasını biraz daha kolaylaştırıyor. S&P 500 gibi yatırım araçları, yani borsa bazlı yatırım araçları, faiz indiriminin Eylül'de artık kesin geleceğini duyduktan sonra bir rekor tazeledi. Peki merak ediyorsunuz, neden Türkiye'de bu hareket yok diye. Çünkü Türkiye'de borsada gerçek bir yatırımcı derinliği yok. Hala 10 bin lirayla işlem yapmaya çalışan insanlar var. 10 bin lirası olanı ezdiğim için değil ama büyük yatırımcı içeride uzun süre durmadığı sürece siz yapay, İngilizce'de wash trade dediğimiz, yani evet hacim var ama hiçbir aksiyon yok. Yani aynı şey bize de geçerli. 650 tane şirket var. Bunların sadece 71'inde hareket var. Bilançolar iyi değil ama endeks yukarı çıkıyor. Sahte bir endeks yukarı çıkması olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Türkiye tarafında işler birazcık daha fazla sıkıntılı. Son 7 ayda 15 bin şirket kapandı. 52 bin tane esnaf kepenk indirdi. Ve karşılıksız çek konusu çok kötü durumlara geliyor. Aşağıda kedi beni yiyor ve yani elbiseyi çekiyor, bir de bizi düşürecek. Akaryakıtta indirim var. 2 indirim 1 zam olarak karşımıza çıkıyor. Bu tamamen vergilerin artmasıyla ilişkili. Aynı zamanda AK Parti'nin yapılan anketlerde, yani bir seçime gidilirse kazanır mısınız da, Mehmet Şimşek'in eksi rolü çok fazla. Ben Mehmet Şimşek giderse işler kısa vadede kolaylaşmış gibi gözüküyor. Hani kimse bizden vergi almayacak diye sevinilse de uzun vadede çok gerçekten hamster gibi gene aynı çarkımıza döndüğümüz bir sürece gideriz gibi geliyor. Vergi yansıtmalarından dolayı benzin, akaryakıt fiyatları artarken küreselde akaryakıt fiyatlarının inmesinden dolayı indirimler geliyor. Otomotiv sektörü durma noktasında bu hafta bunu birazcık daha net hissedeceğiz. Çünkü Eylül ayında aslında sektör sezon başlıyormuş gibi gözüküyor. Otomotiv sektöründe ciddi sıkıntılar var. Akaryakıt maliyetleri bunda çok etkili. Aynı zamanda Avrupa'daki yönetmeliklerden dolayı büyük şirketlerin artık benzinli araçlardan, dizel araçlardan, elektrikli araçlara geçiyor olması önemli. Bu bize çip, akü gibi konuları getirecek ama inanın maliyet konusunda elektrikli araçların faydası yatsınamaz. Şunu söyleyeyim, diyelim ki Gebze tarafında çalışıyorsunuz veya Çerkezköy tarafında çalışıyorsunuz. Günde bir kere git gel yapıyorsunuz. 2 aracınız var bir şirkete ait. Burada ortalama maliyetiniz 60 binle yaptığınızıza göre 72 bin TL'ye kadar çıkıyor aylık. 12 aya vurduğum zaman çok süratli konuşmamak lazım.
12 aya vurduğumuz zaman sadece akaryakıt ödemenizin 720 bin liradan başladığını göreceksiniz. Ama elektrikli araçlarla bunu yaptığınızda, iki tane şarj ünitesiyle, bu şarj üniteleri ortalama 25 bin lira, maksimum 30 bin liraya denk geliyor. 1000 dolara denk gelir neredeyse bugünün fiyatıyla. Hani aşağı yukarı artı eksi 5 bin lirayla iki tane şarj ünitesi kursanız, 100 bin liralık bir yatırımla siz bu aylık 60 bin, 72 bin ödediğiniz maliyeti 4000, 5000 seviyesine çekebilirsiniz. Bu da yıllığa vurduğumuzda aylık 4000 ile 12 ile çarptığınızda 50 bin lira olan maliyetiniz, diğer tarafta 720 bin, inanılmaz bir kolaylık. O nedenle elektrikli araçlara geçiş olacak. Ben elektrikli kullanıyorum. Oradan bu hesaplamaları iyi biliyorum. Otomotiv ilanlarına düzenleme gelecek 15 Eylül'den itibaren. Sahte ilanlar çok fazla gayrimenkul tarafında da var. Gayrimenkul tarafında fiyatlar döviz bazında %15 oranında geri çekildi. Bu da yabancının gelmesini önler. Aynı zamanda bugün yeni 0-1 bina yapmak son derece maliyetli. İyi bir yerde, Mecidiyeköy gibi, Gayrettepe gibi, Balmumcu gibi bir yerde ufacık bir arazi bulsanız, üzerine 60 tane daire, 1 artı 1 daire koyacağım deseniz, bugün 5 milyon dolardan giriş ücretiniz var. Doların sabit kalacağına kim garanti verebilir? Siz alacaksınız da, satacaksınız da vesaire. Bu da önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde ev bulamama veya şehir merkezinde oturacak yer bulamama, yatırım yapacak yer bulamamayı tetikleyecek ki bu da yine bizi bir hamster çarkına çevirir. Gayrimenkul fiyatları artar, kredi bulamazsınız, alamazsınız. Sonra gayrimenkul yine en değerliymiş gibi gözükür ama döviz bazında size kaybettirmeye devam eder. Bu nedenle bu dönemde kiralık biraz daha mantıklı. Her ne kadar uçlu deseniz de bir kiralıkla bir satılık ev, aynı evin satılık fiyatı arasında 28x fark var. Bunu da zaten Türkiye'de siz bugün 2 milyon dolar, 2 milyonluk bir ev bile alacağınızda alabileceğiniz kredi 200 bin liraya aşmıyor. O da iyi, bankada bir tanıdığınız varsa veya 500 bin liranın üzerinde bir bakiyeniz varsa, bu da orta ve dar gelirli için geçerli değil. Her ne kadar insanlar bu gibi krizlerde zengin daha zenginleşiyor denilse de, bir ülkenin refah seviyesini belirleyen veya bir ülkenin başarısını belirleyen şey total izleyici. Yani orta ve dar gelirli ve bugün 20 liraya meme coin alabilecek veya 20 liraya altını marttığında sevinebilecek kitle. O nedenle eğer kitleleri hareket ettiremiyorsanız hiçbir beceriniz yok demektir. Harvard mezunu olabilirsiniz, bilginiz süper olabilir ama bilginizi karşıya aktaramadığınız sürece hiçbir şey olmaz. O nedenle burada kitleleri hareket ettirecek kredi programlarının başlayacağını düşünüyorum. Gayrimenkul burada başı çekecek. Kamu bankaları %1 aylık faizle çok böyle iştah kabartıcı konut kredilerini açmalarına çok az kaldı. Devalüasyon cak milletin ağzında ama devalüasyonun terim olarak gelmesine gerek yok. Bugün paranızın eridiği her gün devalüasyona maruz kalıyorsunuz demek olur. Aynı zamanda Türkiye'de enflasyon artışı da mevcut. Yani indirme, faizleri %50'ye çektiler. Hızlı. Burada faizlerin inmesi çıkması değil. Burada faizlerin, bakın böyle yapınca da şey çıkıyormuş. Havai fişek çıkıyormuş. Çok değişik. Burada faizlerin indirim hızı önemli. İndirim hızını eğer şirketler yakalayamazlarsa batmaya devam ederler. Keza ana pazarda işlem gören borsa şirketlerinde de konkordatolar ilan ediliyor. Kripto tarafı sevindirmiyor ama güzel süründürüyor. Her ne kadar Bitcoin 64.500'ün üzerinde kaldığında pozitif olsa da altcoin'i ezmeye devam ediyor. Telegram CEO'sunun tutuklanması, bugün 9. en değerli aset olarak görülen, 8. en değerli aset olarak görülen Ton ağını etkilediği için kriptoyu da bir miktar aşağı çekti. 175 milyon dolarlık tasfiyeler gerçekleşti. Ülkeler kendi aralarına nota vermeye başladılar. Rusya zaten Avrupa ile sıkıntılıydı. Telegram'ın CEO'sunun Rus olması ama Rusya-Ukrayna savaşından sonra Dubai'ye taşınmasıyla orası da bu işlerin içine girecekmiş gibi gözüküyor. Tron, Telegram neyle suçlanıyor? Terörizm, cinsel içerikler, pedofili ve uyuşturucu ile ilgili. Dark web dediğimize dönmek üzere ve Telegram çok uzunca bir süredir, Türkiye'de de bu bir dönem konuşuldu, çok uzunca bir süredir ihtarlara cevap vermiyor. Şimdi Instagram yöneticileri Türkiye'ye geliyorlar, konuşuyorlar. Büyük ihtimalle Telegram'da böyle bir yola girdiğinde ben bu krizin 1-2 hafta içerisinde çözüleceğini düşünüyorum. Tutuklu kalması diye bir şey yok. O nedenle bu hafta gerçekten önemli. Girişi de çıkışı da önemli. Artık faiz indirimlerini, bak Lego. Konuk aldım. Kedim burada. Pis, pis, pis. Lego. Biricik olsaydı gelirdi daha çok. Ah, Biricik'ten hiçbir fark yok. Yayına girme konusunda Biricik'ten hiçbir fark yok. Nasılsın güzelim? İyi misin? Biz bugün bir kapatma tatiline gideceğiz. Kızımızla buluşup.
herkese şöyle söyleyeyim, inanır mısınız? İnanılmaz kem gözlü insan var. Lütfen paylaşımlarınıza dikkat edin. Biz bir tane Aktur'da yazlığı var annemin, oraya gidiyoruz. Sığınmacı mülteci olarak. Böyle gözü sürekli şeye bakıyor. Ne zaman gidecek bunlar diye. Çocuklu olunca tabii ki ciddi sıkıntı oluyor. Benim de Temmuz'un ortasında bakıcı ablamız bırakmaya karar verdi. Ama ben bu şeyden ne öğrendim? Ya kendine güveneceksin, ya kendine güveneceksin. Ve size muhteşem bir konu daha var. Şurada biraz magazinsel konuşalım. Biz şey yaptık. Biz bu ayrımda işte geçici bir abla bulduk. Çok değişik, ilginç yani. O nedenle ben 18-19 yaşlarındaki arada bir şeyin olduğuna çok eminim. Bir ölü jenerasyon olduğuna çok eminim. Çalışmak istemeyen, hiçbir şey öğrenemeyen falan. Bunu tecrübeyle sabit denedim. Ve bu 1,5-2 ay içerisinde çok daha farklı yeni şeyler öğrendim. Ben balık burcuyum. Tutulmalar balık burcunda olacakmış. Merkür bir geri gidiyor, bir retro oluyor, bir Mars geliyor, bir Satürn geliyor vesaire. Ama bir sıkıntı var. Bu ekonomik olarak da hepimize yansıyabilir. Burada psikolojinin önemine değinmek istiyorum. Bir insanların psikolojileri kötü oldukları için sizin iyi, yani ona göre göreceli iyi paylaştığınız her şeye kem göz, negatif enerji yolluyorlar. Aktur'da yazlık ev var. Orada bir fotoğraf yarışması olmuş. Biricik'in bir fotoğrafı var. Yanında annemin kedisi Cigli duruyor. Kediye arı soktu. Yani hani nazarın boyutu yani kediden çıktı. O yüzden gerçekten çok değişik bir kafa yapısı var. Yaşadığınız iyi olayları kimseye anlatmayın diyeceğim ama çevrenizdeki insanlar bu kadar mutsuzken ne kadar siz de sevinebilirsiniz. Biraz daha böyle çekirdek ailenize, sizi seven 2-3 tane arkadaşınıza dönmek daha mantıklı. Benim çok sevdiğim 17 yıllık en yakın arkadaşlarımdan biri olan arkadaşım Serra Dubai'ye taşındı. O nedenle Dubai'nin bir geçiş noktası olduğunu biliyorum ama arkadaş uğurlamak çok zor. Ben bu madalyonu hep Amerika tarafında yaşayıp hani Türkiye'ye gelen tarafındaydım. İlk defa çok yakın bir arkadaşımı yurt dışına uğurladım. Dediğim gibi psikolojinizi destekte tutmak için bol bol konuşun. Sevdiğiniz insanlara sevdiğinizi söyleyin. Hiç vakit kaybetmeyin. Size kötü gelen insanlardan uzak durun. Bu herhangi biri olabilir. Bir aile ferdi de olabilir. Hiç önemli değil. Gerçekten hani şuna inanmıyorum. Hayat bir gün, o da bugün falan böyle saçma sapan ninevari atasözlerine inanmıyorum ama gerçekten psikolojimiz çok önemli. Evlerde mesela, evlerde bence anneler çok önemli bir rol tutuyor. Anneler mutlu olmadığı sürece evin içerisinde mutluluk olması mümkün değil. O neden ve aynı zamanda süzgeçleriniz çok büyük olsun. Geçirmeyin. Negatif görüşleri, ağzına gelen konuşuyoyu, ağız ishali olmuşları, biyolojik olarak oksijen tüketip ama hiçbir işe yaramayanları bırakın, dışarıda bırakın. İnanın onları memnun etmek için harcadığınız enerjiyi kendi kişisel gelişiminize harcasanız Einstein olursunuz. Ve çok ilginç, şunun üzerine gidiyorum. Bunu da lütfen biraz araştırın. Einstein ve birkaç tane daha insanın zaman yolculuğuyla gelip bugün bizim hayatımıza ufak dokunuşlarla ilerlememizi sağladığımıza dair kitaplar ve makalelere merak sardım. Zamanın gün ve gün ilerlemediğini, bizim farklı versiyonlarımızın farklı hayatlarda yaşadığını, eğer doğru seçimler yaparsak iyiye, kötü seçimler kısa vadede bizi sevindirecek dopamin, yani o mutluluk hormonu, bir çikolata yediğinde, bir Instagram'da boş boş gezdiğindeki o elde ettiğin şeyi önemser ve daha kısa vadeli kötü seçeneklere gidersen de kötü versiyonlarına erişeceğini düşünüyorum. O yüzden iyi versiyonlarımıza erişmek için iyi okumalıyız. İyi versiyonlarımıza erişmek için iyi çalışmalıyız. İyi versiyonlarımıza ulaşmak için kendimizi sadeleştirmeliyiz ve steril hale getirmeliyiz. Steril demek temiz anlamda değil. Negatif insanlardan, toksik pozitif insanlardan uzaklaşıp bir denge bulmaya. Denge çok önemli. Türkiye son derece dengesiz bir şekilde ilerliyor. Bugün baktığınız zaman ben Türkiye'nin gidişatını sisli bir havada son sürat arabayla gidiyoruz ama görmüyoruz sis farlarımızın bize gösterdiği kadar. Yani hükümetin, yani medyanın, yani sosyal medyanın bize gösterdiği kadar. O nedenle biraz daha uyanık, biraz daha araştırmacı olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Eylül ayı artık bu son hafta çok kritik. Eylül ayında nasıl bir hikaye bize çizileceği çok önemli. Savaşlar kapıda, mülteci krizleri kapıda, maymun çiçeği virüsü sürekli pompalanıyor. Bir korku, kaygı, endişe
yaratılmaya çalışılıyor. Avrupa ve Amerika tarafında işler iyi giderken bize döviz sürekli artıyor. Şirketler kapanıyor, şirketler birleşiyorum adı altında bilançolarını daraltıyorlar. Karanlık bankalar var, o bankalar kötü bilanço üstlenirken bankalar sanki çok iyiymiş gibi gözüküyor. Burada borsa manipüle ediliyor. Nedenle gerçekten çok dikkatli olunmalı. Günah keçisi olarak da Mehmet Şimşek seçildi. Bütün vergileri koyuyor, onu koyuyor, bunu koyuyor diye. Ama dediğim gibi burada günah keçisi seçmek çok kolay ama hiç düşünmüyoruz ki biz yıllardır, bu kadar uzun senelerdir sanayiciye, emtiacıya, inşaatçıya düşük faizlerle krediler verdik. Bugün sıkıştık ve bugün bunun acısını halktan alacağımız vergilerle veya 2,5 milyar dolar gibi bizim aslında EYT'mizi bile karşılamayacak. EYT'miz için o 2,5 milyar doların yaklaşık bir 100 katı gerekiyor. Ama karşılayamayacağımız meblağların altına girerek 3 kuruş para gelsin diye sevinerek yaşıyoruz. O yüzden gerçekten sıkıntı var. Umuyorum yayının sonuna kadar izlersiniz. Çünkü gerçekten bu yayında çok önemli konulara değindik. Görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın lütfen.